Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola. Dilde hicab ref ola. Cümle günah affola. Bayram o bayram ola. Efendim, hepinize hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam bayrama yakışır bir şekilde bir ozanımızla, bir üstadımızla birlikteyiz. Hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Muhterem üstadımız, ozanımız Hilmi Şahballı. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türk milletinin bayramı mübarek olsun. Bilmukabil efendim, biz de tebrik ediyoruz hem sizin hem izleyicilerimizin. Evet. Bu arada hemen belirtelim, Kırmızı Masa izleyicileri hatırlayacaktır. Üstadımızı, halk uzarımızı Hilmi Şahballı'yı yaklaşık bir sene evvel yine misafir etmiştik Kırmızı Masa'da. Emin olun o kadar talep geldi ki, teveccüh gördü ki, aslında daha önce dahi almayı düşündük ama yoğunluktan ötürü dedik bayramda buluşturalım izleyicilerimizle. O da sağ olsunlar bizleri kırmadılar ve bu akşam bir bayram akşamı, Kurban Bayramı'nın ikinci gün akşamı birlikte olmak nasip oldu. Bu akşam hem bayram hatıralarını, geçmişi, çocukluğunun bayramlarını, bugünkü bayramları, hüznümüzü, kederimizi, dostluğumuzu, mutluluğumuzu notalara dökeceğiz. Sazımızla, sözümüzle, fıkralarımızla karşınızda olmaya çalışacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz milletimizi selamın hasıyla selamlayalım. Şimdi selamın hası nedir Şahballı dersen, selamın hası, selamın aleyküm deyip sağ elini sol göğsünün üzerine koyarsan ve aleyküm selam dediği zaman çoban ateşi gibi yanmaya başlar yürekler. Onun için biz selamın hasıyla selamlayalım. Yoksa adam kahveye gider köylerde. Selam aleyküm, aleyküm selam. Lan oğlum böyle olmaz. Selam aleyküm, aleyküm selam olmaz. Çünkü Allah'ın rahmeti, bereketi, sevgisi üzerinize olsun derken biraz iş ciddiyet istiyor. Selamında bir şanı var. Kesinlikle. Şimdi geceyi gündüze, güneşe, aya, arşa ve asra, Yaradan'ın 99 ismine yakışır bir şekilde bir selam verelim ki milletimize selamın aleyküm, bayramınız mübarek olsun diyelim. Eyvallah. Gülüyor. Buyurun üstadım. Evet. Burada nur içinde yatsın. Abdurrahim Karakoç'un bir şiiri geldi aklıma. Güneş yükselmişti kuşluk yerine. Bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi yalın ayaklı, adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu, konuşmak istedi dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu, oğlu bayram dedi sırtı yamalı, adam bayram dedi gözü kapalı. Çalışsa ne iş var ne cepte para, dağı oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara, takvim bayram dedi silindi yazı. Adam bayram dedi bağrında sızı. Dönderse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi ağzını açtı. Adam bayram dedi evinden kaçtı. Evet, şimdi Abdurrahim Karakoç'un bu söylediği şiir bize şunu hatırlatıyor. Köylerde, kentlerde, şehirlerde insanların artık kucak kucağa birbirine sahip çıkması gerekiyor. Onun için biz yoksulumuzu, fakirimizi doyurmak mecburiyetindeyiz. Biz aç yaşayabiliriz, yoksul olabiliriz. Ama vatansız olamayız. Bugün vatanımızı yöneten büyüklerimize de buradan sesleniyorum. Hem vatanımızı yönetenlere hem muhalefet liderlerine, onlar birbirleriyle ülkeyi nasıl daha iyi yönetirizin peşindeler. Onları tebrik ediyoruz. Bizim bir söyleyeceğimiz yok. Onlar bizim büyüklerimiz. Ama
millet olarak bütün dünya devletlerinin Türkiye'nin üzerinde gözü olduğunu unutmamalıyız. Etrafımızı düşman çemberi ile sarmışlar ve biz bunlarla uğraşmak mecburiyetindeyiz. Ve diyoruz ki biz bir elin parmağıyız. Yumruk olmalıyız. Yumruk. Yumruk olursak bizi kimse bölemez, parçalayamaz. Kimsenin de gücü yetmez evvelallah. Ben türkülerimle bunları mümkün mertebe dile getiriyorum. Bu mübarek Ramazan, Kurban Bayramı'nda bir türküyle başlayalım. Buyurun. Anası olanlar, ben anam yok, nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Ben anamı babamı kaybettim ama ben bu türküyü anama göndermiştim zamanında. Onun için bayramın kutlu olsun. Belki gelirim ana, dokunma çilem dolsun. Belki gelirim ana diyerek güzel bir türkü göndermiştim anama. Bütün anaların, yani benden küçüklerin de ellerinden öpüyorum analarımızın. Bu türkümüz onlara gelsin. Analara selam. Evet. Bayramın kutlu olsun, belki gelirim ana, dokunma çilem dolsun, belki gelirim ana. Dokunma çilem dolsun, belki gelirim ana. Demleyin kekik çayın, beni de unutmayın, fazla umutlanmayın, belki gelirim ana. Fazla umutlanmayın, belki gelirim ana. Yanına varsam, sofrana bardaç kursam, yol parası bulursam, belki gelirim ana. Yol parası bulursam, belki gelirim ana. Gurbet canıma yetti, yıllar su gibi gitti, eş dost burnuma tüttü, belki gelirim ana. Eş dost burnuma tüttü, belki gelirim ana. Şahballı hasret yara, kanar bağrımız yara, yola bak ara ara, belki gelirim ana. Yola bak ara ara, belki gelirim ana. Demleyin kekik çayın, bizi de unutmayın, fazla umutlanmayın, belki gelirim ana. Fazla umutlanmayın, belki gelirim ana. Evet. Hakikaten bütün analarımızın ellerinden hasretle, hürmetle öpüyoruz. Geçmişlerimize de rahmet diliyoruz. Güzel bir açılıştı, anlamlıydı. Evet. Ana başta tacimiş diyor ya, her derde ilacımış. Gerçekten evet. Analarımızın hayattaysa kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ya bu mübarek bayramda da değil mi üstad? Yani mümkün olduğu kadar gidelim yanına. Gidelim, dinleyelim, kucaklaşalım, koklayalım. Şimdi herkes insanoğlu olabilir üstadım. İnsan olabilmek önemlidir.
Herkes insanoğlu ama insan olabilmek çok çok önemlidir. Çünkü insanlığın en büyük ayıbı kin, nefret ve nefistir. Allah'ın tek mucizesi sabırdır. Onun için sabırlı olacağız. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğiz. Hele eski bayramları bir düşünün. Ya şimdi insan ister istemez özlüyor. Şahbalı'nın bir türküsü var biliyorsun. İşte başımı döndürdü losyon kokusu. Ben toprak kokardım, bundan iyiydi. Bu türkümüz bir mazinin öyküsü. Ben kuzu bakardım, bundan iyiydi. Kalorifer unutturdu obayı, bacıyı, kardeşi, ana, babayı. Islanmış odunla küllü sobayı üflerdim, yakardım, bundan iyiydi. Elbise almanın gelmiyor ardı, hizmetçi bir ayda üç ütü kırdı. Eskiden bir gömlek şalvarım vardı, yıkardım, sıkardım, bundan iyiydi. Arada giderdim faden bibime, incir toplar getirirdim sabime. Bir mendil soktular göğüs cebime, ben çiçek takardım, bundan iyiydi. Eller aya gitti, ben hep uyudum, ömrümü tükettim, ben yudum yudum. Rahatlıktan kilo aldı vücudum, ben çile çekerdim, bundan iyiydi. Yılbaşında giderdik izine, kulak verdik büyüklerin tezine. Şimdi biniyorum bir limuzine, ben eşek binerdim, bundan iyiydi. Yani şimdi eski günleri hatırlayıp o anamızın şefkatli bakışları, o çocukluğumuzda okula giderken bir tane odun alırdık yanımıza. O odunu götürürdük, 300 çocuk vardı, 300 odun geldiğinde soba hiç boş kalır mı? Okula gidene kadar okula zaten düşünmüşsünüzdür. Tabii canım. Onun için o güzellikleri unutmamız mümkün mü? Şahbalı diyor bir eserinde, bire yıkılası gurbet elleri, tatlımdan, acımdan eyledin beni. Kırık sazla açtım çamlı belleri, anamdan, bacımdan eyledin beni diyor türkünün birinde Şahbalı. İşte o günleri böyle gözümüzün önüne getirdiğimizde bayramda öz değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bizim öz değerlerimiz var. Nedir bu? Milyon dolarları versen bir Türk gencine, Türk insanına ekmeğin üzerine bastıramazsın. Milyon dolarları versen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastıramazsın. Bizde, efendime söyleyeyim, sahiplenme var, sahip çıkma var. Bir mesela bir Türk gencinin yanında kadını dövemez, kimse dövemez. Eğer dövüyorlarsa sokakta onun Türklüğünden şüphe var onun etrafındakilerin. Bizde sahiplenme var. Özellikle kadınlarımıza. Kadınlarımıza sahip çıkmamız lazım ya. Onlar bizim öz değerlerimiz, analarımız. Onun artık hiç ölçülmez pahası var onların. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle bayramlarda. Kesinlikle çok anlamlı mesajlar. Evet. Bayram vesilesiyle onu söylüyorduk. Kesinlikle hayattaysa mutlaka kıymetini bilin. Gidin, koklayın ananızın kokusunu, sohbetini yapın, gönlünü alın. Geçmişler vefat etmişse de duanızdan eksik etmeyin. Kabirde ziyaret edin ama mutlaka hatırlayın. Şimdi üstadım, bayramlar güzel geçmesi lazım. Depremler fay hatlarından meydana gelir. İnsanlar üzerindeki deprem sevgi hoşgörüden geçer. Biz çocuklarımıza ağlamayı, üzülmeyi, sabırlı olmayı, merhametli olmayı öğretmemiz lazım. Çünkü merhameti olmayanın hiçbir şey olmaz. Günümüzde bir sıkıntı var. Onu hemen söyleyelim bu mübarek Kurban Bayramı'nda. Bu internet ve teknoloji çağı. Yani bir aile 3 tane çocuğu varsa, evde 3 de oda varsa, ayrı ayrı odalarda, ana ayrı yerde, baba ayrı yerde, çocuklar ellerinde birer telefon, birer bilgisayar, tamamen kendilerinden geçmiş vaziyette. Aynı evdeler ama uzakta. Evet, uzaklar. Evet. Onun için bırak böyle uzak kalmayı. Evet. Ya şu bayramda Allah rızası için ya, büyüklerinizin gidin ellerini öpün. Ya küçüklerinizin gözlerini öpün. Olduğu kadar yardımcı olun. Yani bunları mutlaka yapmamız ya, lazım. Bir de kültür kopuyor üstad. Yani evet. Şöyle eskiden evet. Mesela televizyon, telefon, internet yokken dediğiniz gibi torun, çocuk ne yapıyordu? Ninesinin dizinin dibinde
dua öğreniyordu, geçmişe dair fıkralar, masallar öğreniyordu, evet. Hatıraları dinliyordu, bir kültür devam ediyordu. Şimdi dinlemiyor mesela, büyüğünün yanında bunları dinlemeye eskiyle de bağlantı kopuyor. Evet. Şimdi değerli kardeşim, bir çocuk, küçük bir çocuğu babası eline alır, böyle havaya atar, çingilini alır, havaya atar. Çocuk havaya kadar gider, baba onu geri tutar. O çocuk da ağlayacağı yerde güler çocuk. Niye? Güven var. Tabii. Babası onu düşürmez. Ölmedikçe babası onu yere düşürmez. O güveni var o çocukta. Evet. Güven. Yani insanlara güven aşılamamız lazım. Güvenmemiz lazım. Efendim ben söyleyeyim, o güveni verdiğimiz zaman gerisi gelir. Mesela yağmur duasına mı gidiliyor? Eğer bir çocuk yağmur duasına giderken yanına şemsiye alıyorsa, o yağmurun yağacağından emin demektir. İnanmış. İnanmadan olmaz bu işler. Biz mesela çocukluğumuzda böyle bir gün rahmetli anacığım dedi ki, oğlum dedi, şu patı olan emmingile gidelim de dedi, bir kurdağızı bağlatak, bizim dana gelmedi dedi. Şimdi dana gelmedi. Gittik, patı olan emmim bizi kapıda karşıladı, elinde de bir cigara böyle, nur içinde yatsın. Çok da severdim. Dedi ki, buyur Eşeb Hacı dedi anama. Anam dedi ki, ya Edem dedi, abiye Ede derler Maraş'ta. Ya Edem dedi, bizim dana gelmedi. Bir kurdağızı bağlatacağım dedi. Oturduk, bir yeşil onluk çıkarttı anam şöyle şeyinin belinden, kuşağın arasından. O yeşil onluğu şöyle bir ortaya koydu. Şey, patı olan emmim onu aldı şöyle aşağıya bir yerleştirdi. Bıçağı çıkarttı. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Okudu, üfledi. Kurdağızını bağlattık. Eve gittik. Akşam üzeri bir haber geldi ki danayı kurt parçalamış muhaserenin önünde. Hemen bir gün sonra geri gittik. O yeşil onluğumuzu geri alacağız. Dana gitti. Vardık, içeriye vardık. Patı olan emmim dedi ki, ya dedi Eşeb Hacı, siz benim yanıma geldiğinizde abdestli miydiniz dedi. Biz de dedik ki yok. Ha, ondan demek abdestli olsaydınız yemezdi dedi. Ama ne güzel günlerdi o günler ya. Ne güzel. Özlüyoruz değil mi? Sen ne diyorsun ya? Efendime söyleyeyim. Şimdi aklımdan çıkmayan, eski gençliğimde, çocukluğumda aklımdan çıkmayan anıları, hatıraları oturuyorum, devamlı yazıyorum, çiziyorum. İyi yapıyorsunuz. Ya yazmadığım gün yok ki. Geçen bir toplantıda aşıklar konuşma yapıyor. Bu Maraşlı bizim Öksüz Ozan kardeşim çıktı, bir konuşma yaptı orada. Ben de televizyonda izliyorum. Diyor ki, ya kusura bakmayın diyor, bizim bir ozanımız var Şahballı diyor. Hemşerimiz diyor. Adamın yazmadığı ayak kalmamış ki diyor. Her türlü ayağın hepsini kullanmış yeryüzünde. Karacaoğlu'ndan sonra en çok o ayakların hepsini kullanmış diyor. Ben de onun ayaklarından bir tanesine bir şiir yazdım. Onu okuyacağım size diyor. Doğru söylüyor. Çünkü 4000 şiir var şu anda. Hmm. 4000 şiir var. 530 eser var. Ya bu şiirlerden ve eserlerden isteyeceğim ama. Ya şu çocukluğunuzdan bir iki bayram hatırası hatırlıyor musunuz? Bayram hatırası. Hatırlamam mı? Babamın bir kabıtı vardı. Kabıt? Bayramda. Kabıt, ceket. Hmm. Palto. Ha, kaput. Paltoya kaput derlerdi. He. Babanı yaşıyor mu baban? Yok, rahmetli oldu. Al nur içinde yatsın. Olsa bilirdi o kaputun ne demek olduğunu. Kaputu şimdi orada, kaputun cebinde cincik şeker getirirdi babam. Cincik şekeri bilin mi? Yok. Onu da bilmem. Ya niye bilmiyorsun sen kardeşim? Bizim o tarafta yok belki. Her yerde var. Cincik şeker. Türkiye'nin neresine gidersen git, köylerde çerçiler olurdu. Çerçiler. Çerçiyi biliyorum, evet. Ha, çerçiler cincik şeker satardı böyle. Cincik şekeri doldururdu cebine. Babam da bayramda gider, onun gelişini beklerdik. O kabıdının cebindeki cincik şekeri beklerdik. Ama şu an kuzu kessen, karşıma getirsen, o cincik şekerin tadını verme imkanı yok. İşte ben duygulandırdın yine. Anlat beni tarih, duy beni dünya.
bir kez silkinmesin koç yiğitlerim. Yıldırım gibi gürler naralarımız, şimşek kılıç olur erlerimize. Kanımız Fırat olur, rüzgar bize at olur. Her Türk kızı almıla, her yiğit kürşat olur. Buradan bunları, bu güzel mesajları veriyorum ki şu komşularımız biraz aklını başına alsın. Komşularımız aklını başına almazsa balyozu kafasına yerler. Arada bir böyle mesaj vermezsem canım yanıyor. Cincik şeker bunlar mı oluyor? Evet. Gördün mü? Ha, bunları biliyorum da adını bilmiyordum. Bu cincik şekeri. Bunlardan biz de çok yedik. Evet. İşte şimdi o zaman bunu hiç unutmayacaksın. Cincik şekeri hiç unutmayacaksın. Artık unutma. Artık. Evet. Şahballıyı ettin aşık. Vakit doldu yeşil ışık. Yaktım sana geliyorum diyelim. Kuldan yaradana serzeniş olsun bu güzelim türküyü. Bayram günü armağan edelim bakalım kardeşlerim. Buyurun. Evet. Damlaydım göle döndüm, aktım sana geliyorum. Nefsim ile güreş tuttum, yıktım sana geliyorum. Gençlikte güç, kuvvet verdin. Gizli sırlarımı gördün. Yükledin, çile derdin. Çektim sana, geliyorum. Makam, mevki, mal, mülk, servet, gençlik, güzellik, güç, kuvvet, bütün nimetler emanet, tattım sana geliyorum. Canlar sonu hayrola, zaman geçer vermez mola. Üryan geldim, üryan yola, çıktım sana kollarım toprak ana, senden geldim geri sana. Boynum eridir bir yana, büktüm sana geliyorum. Şahballıyı ettin aşık, zaman kısa, dünya beşik. Vakit tamam, yeşil ışık, yaktım sana gel.
Vakit tamam, yeşil ışık. Eyvallah. Yaktım, sana geliyorum. Evet, güzel bir eser oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Var çok olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sağ olun. Efendim şimdi tabii bayram, eski bayramlar. Herkes eski bayramlar diyor. Eski bayramları özlüyoruz diyor. Evet. Ya gerçekten özlememiz gerekiyor mu? Özlüyor muyuz? Sebebi ne? Şimdi özlememiz lazım aslında. Çünkü gerçekten özellikle biz İstanbul'da nasıl bayram yapıyoruz ya? Şu trafiğe bak. Şimdi benzin olmuş 30 liraya yaklaşmış, 29 liraya yaklaşmış mazot. Arkadaş yollar yine dolu. Yani ne pahalılık, ne bütün zengin arabaların hepsi sokakta. Ben buraya gelirken sizin araba getirdi beni. Biz polis yolunu kullanarak geldik. Ya inanın bana full bir adım atma şansın yok. Doğru. Onun için nasıl bayram yapacağız biz bu kadar kalabalıkta, bu kadar şeyde? Bizim köylerdeki o eski bayramları nasıl özlemeyelim ya? Köyde bayram başkaydı değil mi? Sen ne diyorsun ya? O yufka ekmeğin arasına kavurmayı dürerler, verirlerdi anamız bize. Onun üstüne helva satılırdı. Bakkaldan gider helva alırdı. Helva, bildiğimiz helva. O helvayı o yufka ekmeğin arasına dürüp etin üzerine yediğimiz zaman bir zeytini üçe bölüp yediğimiz zamanlar bile mutluyduk ya. Onun için eski bayramlar deyince unutulmaz. O çocukluk günleri. Ben şimdi mesela yaş geldi 70'e dayandı. Maşallah. Şimdi o gençliğimi geri getirsinler bana. Ben aç kalmaya da razıyım, susuz kalmaya da razıyım. Bir zeytini dörde bölmeye de razıyım. Şimdi bolluk var, bereket yok. Ne olacak bu işin sonu ya? Saygı yok, hürmet yok. Bir otobüse biniyorsun. Çocuk eline almış telefonu, ağzında sakız, elinde telefon vıt 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 vıt. Yaşlı adam titriyor böyle bastonla orada. Ulan oğlum, kalkıp bu adama yer versene. Biz nasıl geçeceğiz bu işlerin önüne ya? Niye böyle olduk peki? Vallahi hiç bilmiyorum. Akıl erecek gibi değil. Yani birilerine suç yüklemek çok kolay. İlgisi alakası yok. Dünya bunu böyle istedi diye düşünüyorum. Bizleri öz benliğimizden koparabilmek için filmlerle, şununla, bununla bizleri yozlaştırdılar. Yozlaştırmaya da devam ediyorlar. Ya şimdi mesela şey de ilginç. Yani bizim aile, en değerli varlığımız aile mesela. Evet. Aile de çok tehdit altında. Yani boşanmalar artmış, evlilikler zorlaşmış, saygı, sevgi azalmış. Yani burada da bir şey görüyor musunuz bir anormal? Görmez miyim canım ya? Görmez miyim? Onun için bayağı sıkıntılı. Yani şu anda inanın bizim savaştan mavaştan korktuğumuz yok ya. Biz bu savaşta yenilirsek, o dediğin savaşta, kötüsü o. Yoksa biz savaştan mavaştan korkmayız biz. Biz çok necip bir milletiz Türk toplumu olarak. Bakma şimdi işte sağcı var, solcu var, öteki var, beriki var, Alevi var, Sünni var. Yani iş başa düştüğünde yemin ediyorum hepsi yumruk olur ya. Yumruklaşırlar böyle ya. Onun için benim o yönden kaygım yok, korkum da yok. Verdiği canı ancak Allah alır. Belki de bu ruhu öldürmek için bazı şeyler. Kesinlikle yapıyor. Canım. Kesinlikle. Şimdi sen mesela bayram bayram diyoruz. Bayram nedir diye sorarsan bana, nefes vermek, nefes almak bayramdır. İyilerle kötü yaşar yan yana, hatır bilmek, gönül bilmek bayramdır. Her geçen gün çınar gibi dik durmak, ömür boyu sorumluluk taşımak, kurda kuşa yem olmadan yaşamak, velhasıl ayakta ölmek bayramdır. Dara düştüğünde hiç kimse gelmez, insanın iyisi ölse de ölmez. Karnı toklar acın halinden bilmez, aç olana lokma vermek bayramdır. Yani bundan güzel bayram mı var? Bilirsin beklerler mutlu yuvanda, sevinç gözyaşları çağlar bir anda. Gurbetten sılaya döndüğün anda kapının zilini çalmak bayramdır. Eyvallah. Bazen uyurken okşanır başım. O bir
dost elidir, olmaz telaşım. Ben ona güvendim, yanılmamışım diyerek ağlamak, gülmek bayramdır. Yani ben bazen bunları yaşadım. Evde rahatsız olduğum zamanlarda, bu pandemi dönemlerinde, işte eşim geliyordu. Böyle alnımı eller, ayaklarımı eller. Acaba uyanık mı, yoksa hasta mı, ölmüş mü, sağ mı, kontrol eder gece. Ben de hiç duymazdan gelirim, geri gider. Oradan duygulanarak yazmıştım bu şiirleri. Aşkın ateşine Yunusça yanmak, gaflet uykusundan kalkıp uyanmak, en büyük mutluluk Hakk'a sığınmak, ibadetle huzur bulmak bayramdır. Hak için gözünden kalkmışsa perde, Hüda sana sahip çıkar mahşerde. Havada, karada, gördüğün yerde yaşlılara destek olmak bayramdır. Kul Şahballı çalar söyler koltukta, cıvıl cıvıl kuşlar öter sokakta. Çatal kaşık sesi çınlar mutfakta, dostu anmak, yare gülmek, yare gelmek bayramdır. Bir de sazlı bir şey söyleyelim Üstad ya, şiir güzeldi. Evet. Bir de sazın, şöyle bir şey daha söyleyelim ya. Onu söyleyeceğiz. Önce şu, ben bu program için güzel eserler hazırladım. Bayağı çalışmışsınız. Bayağı çalıştım dersime. Onun için bu evet. Programa şimdi şöyle bir merhaba diyelim. Diyelim. Bu millete bir merhaba diyelim. Sonra tamam. Yine sazla da çalar okuruz. Ya Allah ya Bismillah. Merhaba. Gelenlere merhaba. Merhaba. Sevgi düzendirlikte, kurtuluşun erlikte, bilenlere merhaba. Merhaba. Haydi millet el ele, duayla hatimlerle, bakmasın yetimlerle, bölenlere merhaba. Merhaba. Bölenlere merhaba. Ölenlere merhaba. Dile gel Anadolu, kucakla sağı solu, yol yüce Hakk'ın yolu, bulanlara merhaba. Merhaba. Bulanlara merhaba. Merhaba. Bulanlara merhaba. Mücahit, vatan uğruna şehit olanlara merhaba. Merhaba. Yaradan olsun şahit, mürşide terstir zahit, bilenlere merhaba. Merhaba. Aldırma cahil taşın, herkes dik tutsun başın, gariplerin gözyaşın, silenlere merhaba. Merhaba. Silenlere merhaba. Merhaba. Silenlere merhaba.
sağı solu, yol yüce Hakk'ın yolu, bulanlara merhaba. Merhaba. Bulanlara merhaba. Merhaba. Bulanlara merhaba. Haydi millet el ele, duayla hatimlerle, lokmasın yetimlerle, bölenlere merhaba. Bölenlere merhaba. Bölenlere merhaba. Dile gel Anadolu, kucakla sağı solu, yol yüce Hakk'ın yolu, bulanlara merhaba. Merhaba. Bulanlara merhaba. Merhaba. Bulanlara merhaba. Eyvallah. Vallahi, merhaba. Merhaba tekrar bu bayram akşamı. Evet herkese. Şimdi demin bir eser çaldınız ben programa oturduğumda. Ondan ben mahkemelik olmuştum. Şimdi sevgili yönetmenime sorayım, ne kadar var ilk bölümün bitmesine? Şöyle yapalım Üstad. O çok önemli. Çünkü şöyle, biz sizi bir yıl önce yaklaşık misafir ettiğimizde ondan bir parça, bir dörtlük vermiştik. Evet. Müthiş bir talep oldu. Yani onun tamamını dinleyebilir miyiz diye. Çok talep geldi. Onun için hazırladı konu aslında. Evet. Şimdi yönetmenim diyor ki araya çok az var diyor. Hem o zaman onun hikayesini... Hem evet. Onun hikayesini hem de onu ikinci bölümde dinleyelim istiyorsanız, bir ara verelim. Öyle yapalım. Dolayısıyla araya gidelim, eğer bir de nefeslenmiş olalım, çaylarımız tazelensin. Tamam. Ne dersiniz? Vallahi diyelim ki işte bitmek bilmez dramlar, sözümü anlayan anlar, şimdi reklamlar diyelim. Eyvallah. Araya Eyvallah. Girelim. Öyle yapalım o zaman. Sevgili izleyenler, kısa bir ara o dediğimiz önemli eseri hem dinleyeceğiz hem de hikayesini üstattan istirham edeceğiz. Kısa bir ara. Sevgili izleyenler, Kırmızı Masa devam ediyor. Evet, bu bayram, Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamında misafirimiz, halk ozanı, ozanımız, üstadımız Hilmi Şahballı bizlerle bu akşam. İlk bölümde evet bayramı tebrik ettik, biraz konuşmaya çalıştık, bazı eserleri dillendirmeye çalıştı üstad. Lakin tabii ki eski Türkiye'de türküler bu kadar özgür değildi, eser yapmak bu kadar kolay değildi. Bayağı sıkıntı, bedel ödemek gerekiyordu. Mesela bunlardan birisi, biraz sonra ekrana getireceğiz. Çünkü ilk Kırmızı Masa'da yaklaşık bir yıl önce onun bir bölümünü ekrana getirmiştik. Ve üstad ondan bayağı başının ağrıdığını anlatmıştı. İsterseniz biraz onun hikayesini istirham edelim. Yani ne zaman yaptınız o eseri, neden başınız ağrıdı ve ne oldu sonra? Şimdi işte bu Emmoğlu diye bir eser vardı benim. Evet. Onu da o zaman yapmıştık. Bu... İki eserimizi arka arkaya verelim sevgili seyircilerimize. Bu arada televizyonu yeni açanların bayramını tekrar tebrik ediyoruz. Bayram mübarek olsun herkesin. Şimdi o eseri bu filmlerde bizim dini inancımızı, öz değerlerimizi, özellikle öz değerlerimizi yok etmek için uğraşan filmler yapıyorlardı. Yönetmenler kimin eli kimin cebinde o dönemlerde. Mesela yani Nur içinde yatsın, Kemal Sunal'ı bile minarede oynattılar. Şinanay yavrum, Şinanay filan diye. O dönemlerde benim tabii kanıma dokunuyordu böyle. İnsanın dini inançlarına dokunduğun zaman böyle bir titreme geçiriyordu insan. Her şeyi gözüme alıp o türküleri yapmıştım. İşte pazarın yerine cuma gelmeli... İbadet isteriz devletimizden deyince millet hemen şey yaptılar, paldır küldür sorguya çektiler. Soruşturmalık mı oldu? Var? Soruşturmalık olduk. Geçti çok şükür ama benim şu anda bir milletvekili, ismini de söylememde hiç bahis yok. Feridun Bahşi, Ağır Ceza Reisi Mahkeme Başkanı'ydı. O zaman dinledi, eseri dinledikten sonra... Yaz kızım dedi, Şahballı ne diyorsa doğrudur dedi.
Biz de dinleyelim mi? Biz de dinleyelim. Dinleyelim belki. Bakalım sevgili yönetmenim. Gerçekten bu soruşturmalı olay, eser yıl kaçtı hatırlıyor musunuz? 82, 83 o aralar. Gerçekten epey kaç yıl, yani 30 yılı geçmiş. 40 geçmiş. 40, yani. 40 yıllık bir eseri evet. Birlikte dinleyelim efendim. Evet. Harika. Şey söyleyeyim. Yani çok cesur bir eser. Evet. Öyle. Şimdi bir fıkra anlatayım mı bunun üzerine?
Adamın birisi, İmam Hatip'in bir tanesi yeni atanmış. Yeni oluyor bu yalnız. Adıyaman Kahta'da. Yaşanmış bir olay. Yeni. Şimdi adam, efendime söyleyeyim, gece saat 3'e kadar çalışmış vaaz vermek, nasıl anlatayım. Şimdi ben nasıl programa çıkacağım diye dersime çalıştım. Gittim stüdyoda bu türküleri hazırladım. Dersime çalıştımsa İmam Hatip Hoca Efendi de gece 3'e kadar uğraşmış, çalışmış. Cami nasıl olsa ağzına kadar dolar diye vaazı hazırlamış. Camiye gitmiş ki bir kişi var. Demiş ki, cemaat demiş o bir kişiye. Ya ben bu cami ağzına kadar dolacak zannettim. Ona göre hazırlık yaptım. Ağzına kadar doluymuş gibi mi vaaz vereyim? Yoksa namazımızı kılak gidek mi demiş. Adam demiş ki, hocam demiş, ben at bakıcısıyım. Benim ahırımda 20 tane at var demiş. Ahırda 19'u atın kaçmış, biri kalmışsa o bir taneyi aç bırakmam demiş. Hoca demiş ki, ha demek ki bu adam vaaz istiyor. Bir saat vaazı vermiş. Adam tabii bayağı sıkılmış, tek cemaat ya. Namaz bittikten sonra, hocam demiş, beğendin mi vaazımı, güzel oldu mu demiş. Demiş ki, ben at bakıcısıyım hocam, kurbanın olayım. Fazla anlamam sorduğun sorulardan. Bizim demiş ahırda 20 atın 19'u gitmiş, bir kişi kalmışsa hepsinin yemini birine yedirip çatlatmam demiş. Eyvallah, evet. Güzelmiş. Şimdi emmoğlunu niye yaptık? Emmoğlunu işte o zamanki filmlerde böyle rencide ediyorlardı. Hakikaten hocalar, Müslümanlar, sakallı, cübbeliler hep aşağılanıyordu. Aşağılanıyordu. Mesela Kemal Sunal'ı çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz nur içinde yatsın diyorum. Minarede Kemal Sunal'ı oynattılar mesela. Şinanay yavrum, Şinanay. O zamanın yönetmenleri, efendime söyleyeyim, ezan okunan mabette, yerde onun öyle oynaması filan kanımıza dokunuyordu yani, bir millet olarak, gençlik olarak. Onun için o zaman o emmoğlunu yapmıştım işte, diyor. İffet evden kaçtı, oba perişan, şeref kendin asmış, çaba perişan. Anaya sabattı, baba perişan, ensemizden soluyoruz emmoğlu diyordu. Oradan da bir soruşturma geçirdik. Dedim kardeşim, burada anayla babayı kastediyorum dedim. Anaya sabatmış, baba perişan, onu diyorum dedim. Tamam, Şahballı ne diyorsa doğrudur dediler. Evet. Oradan da yırttık. Ama o az önce dinlettiğimiz eser, izlettiğimiz eser, evet. Şundan çok cesur diyorum. Çünkü o dönemlerde Ayasofya açılsın demek, pazarın yerine cuma gelmeli demek, anayasaya, Kur'an hükmetmeli demek, gerçekten cesaret isteyen meselelerdi. Kutluyoruz kendisini. Ve bunların soruşturmasını geçirmişiz de, dinlediniz zaten. Evet, diyeceğim. Şimdi şöyle diyelim, emmoğlunu da okuyalım bu millete. Hı. Gönderelim, bir sürü bahsettik çünkü. Evet, okey, evet. O kadar söyledik. Emmoğlu, evet. Hazırsa sevgili yönetmenim. Evet, emmoğlunu da gönderelim milletimize. Töre kalmadı, geleneği siliyoruz emmoğlu. Haysiyet edebin yanına gelmedi, sonuç kötü biliyoruz emmoğlu. Emmoğlu, emmoğlu, biboğlu. Adaleti gelin ettim, el aldı. Asalet kendini boşluğa saldı. Sevgi seviyeden hamile kaldı. Utanmaktan ölüyoruz emmoğlu. Emmoğlu, emmoğlu, dayoğlu.
Evet, evden kaçtı oba perişan. Şeref kendin asmış çaba perişan. Anayasa battı baba perişan. Ensemizden soluyoruz emmoğlu. Emmoğlu, emmoğlu, emmoğlu. Leyla-i Kadir'i elden kaptılar. Bayramla Cuma'yı hapse attılar. Ramazan Şaban'ı film yaptılar. Seyredip gülüyoruz emmoğlu. Emmoğlu, emmoğlu, biboğlu. Gelsin çiğ yumurta soyarız. Korkumuzdan her ortama uyarız. Çağ atladık yerimizde sayarız. Santim santim geliyoruz emmoğlu. Emmoğlu, emmoğlu, dayoğlu. Ballı kültürünü yitirdi. Bir yel esti, hepsini aldı götürdü. Gaflet başımıza bela getirdi. Nefsimizden buluyoruz emmoğlu. Emmoğlu, biboğlu, dayoğlu. Vallahi gerçekten bu da bir aslında gerçeği anlatıyor. Sıradan nefsimizden değil. Buluyoruz. Evet. Emmoğlu. Evet. Gerçekten yani şöyle aslında siz değil sadece. Mesela bugünlerde şimdi tabii bazıları mezhep tartışması çıkarmak istiyor. Bazıları işte bir ara Kürtlerle Türklerin arasını açmaya çalıştılar. Bir ara Alevilerle Sünnilerin arasını açmaya çalıştılar. Kürtçe de yasaktı. Evet. İşin garibi, evet. İşin garibi aynı silahtan çıkan kurşunlar önce sağcıyı vuruyordu. Aynı kurşun tabancadan çıkan kurşun gidip bu defa solcuyu vuruyordu. İki tarafı sanki çatıştırmak için halbuki aynı silahtan çıkan kurşunlar bunu yapıyordu. Türk toplumuna iç savaş çıkarabilmek için bunları çok denediler. Yalnız biz şu anda şanslıyız. Bir kere Türkiye'de iç savaş olmaz. Evet. Niye biliyor musun? Ya biz ders aldık, ders. Şerbetlendik. Biz şerbetlendik bu konuda. Biz artık birbirimize vuracak, kıracak değiliz. Bizim hedefimiz düşmanlarımız olmalı. Vatan düşmanları olmalı. Onun dışında Türkiye'nin içindeki insanların hepsi şerbetli. Yani bunlar kavga etmezler kolay kolay. Sağcı dediler böldüler, solcu dediler böldüler, ülkücü devrimci dediler böldüler, ötettiler, berettiler, efendim birbirine düşürmek için her hengameyi yaşadı bu ülke. Onun için biz iç savaş diye bir şey düşünmüyoruz. Ülkemizde böyle bir şey olmaz. Bizim kenetlenmemiz olan yer iç ve dış düşmanlarımız. Bu ülkeyi bölüp parçalayıp yok etmek isteyenlere karşı yumruk olmamız diyorum. Ben bir bayramdan anlatayım. Buyurun. Bayram günü rahmetli anam babam vefat etti. Biz de yurt dışına gittik. O işte Kızılırmak, Yeşilırmak, sen neredesin, ben neredeyim türkülerini söylediğimiz zamanlar. Gurbetten döndük. Ben köyüme gittim bir bayram günü. Eğer duygulanmadan anlatabilirsem anlatacağım. Çok doluyorum çünkü. Bizim bahçemizde bir ceviz ağacı vardı. O ceviz ağacının dibinde ben arık yapardık büyük abimle birlikte. O arıktan su getirirdik, bahçemizi sulardık. Hmm. O bayram günü
Gittim ki ceviz ağacı artı felfellenmiş, yaşlanmış, tabanının telleri çıkmış, yıkılmak üzere. Orada bir şiir yazdım çocukluğumu hatırlayarak. Dedim ki ceviz ağacına bakarak, hani biri vardı yıllar öncesi, yaprağın yolardı, o benim işte. Kazmayla kürekle arık yaparak bahçayı sulardı, o benim işte. Yani kendimi anlatıyorum ceviz ağacına. Akşam sabah hiç gölgenden çıkmazdı, haylaz yatar işe güce bakmazdı. Bir atkısı vardı hiç bırakmazdı, boynuna dolardı, o benim işte. Ayaklarım yalın yırtıktı yakam, bir canlı kuluyla olmazdı şakam. Elinde bir saz nefreti makam, söylerdi, çalardı, o benim işte. Anlatıyorum yani, ceviz ağacını anlatıyorum kendimi. Bazen başı ipe giden gibiydi, bazen ruhsuz kalmış beden gibiydi. Bazen suyu kesik fidan gibiydi, açılır solardı, o benim işte. Bir mutlu yuvanın hasreti bende, nice gizli sırlar saklıdır sende. Yoğurt pekmez yerken koyu gölgende, parmağın yolardı, yalardı, o benim işte. Şimdi hatırladın kavruldu için, şahballı ağlıyor bak için için. Komşu kızına hoş gözükmek için hep namaz kılardı, o benim işte. Çocukluk orada, komşularımız böyle dinine bağlı olduğu için, ben namaz kılarsam belki kızlarını bana verirler diye, çocukluk ya. Hep namaz kılardı, o benim işte. Siyasetçi potansiyeli de varmış sizde yani. Yani çocukken bile varmış. Böyle güzel bir şey yapmışız. Şu anda her gün şehitlerimiz geliyor. O şehitlerimizi anmadan olmaz. Onlara güzel bir türkü armağan edelim bu bayram gününde. Şehit ailelerinin ellerinden öpüyorum. Acılarını paylaşıyorum. Ve ne mutlu ki o şehit ailelerine böyle evlatlar yetiştirmişler. Onlar olmazsa biz olur muyuz? Onlar şehit olmasa bu vatan olur mu? Onun için inşallah son şehidimiz olur diyorum. İnşallah ölenlerimize rahmet diliyorum. Ben şehit ailelerin ellerinden öpüyorum. Ben güzel bir türkü armağan etmek istiyorum. Şehitler ölmez diyorum. Evet. Evet. Açılmadan soldular sevgi tomurcukları, tek tek şehit oldular vatanın evlatları. Şehitler ölmez ölmez, bunu cahiller bilmez. Allah'ım şahit olsun, kanınız yerde kalmaz. And olsun, şart olsun, vatan millet sağ olsun. And olsun, şart olsun, vatan millet sağ olsun. Nişancılarım, attığın vur canlarım. Korku nedir bilmezler benim kahramanlarım. Şehitler ölmez ölmez, cahiller bunu bilmez. Yaradan şahit olsun, kanınız yerde kalmaz.
kalmaz. And olsun, şart olsun, vatan millet sağ olsun. And olsun, şart olsun, vatan millet sağ olsun. Sesi Mehmetçiğin nefesi, çelik pençe ordumuz, kimsesizin kimsesi. Şehitler ölmez ölmez, cahiller bunu bilmez. Yaradan şahit olsun, kanınız yerde kalmaz. And olsun, şart olsun, vatan millet sağ olsun. And olsun, şart olsun, vatan millet sağ olsun. And olsun, şart olsun, vatan millet sağ olsun. Eyvallah, eyvallah. Evet. Ağzınıza sağlık. And olsun, şart olsun, vatan millet sağ olsun. Allah kimseyi vatansız etmesin. Amin. Vatansız olanları görüyoruz çünkü. Evet, insanlar para kazanmak için sağlığını bitiriyor. Sağlığını kurtarmak için parasını harcıyor. Geleceği düşünürken geçmişini kaybediyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarken hiç yaşanmamış gibi ölüp gidiyor. Buradan sesleniyorum. Kandıranlar, dolandıranlar, hırsızlık yapanlar, kötülük düşülenler, bu ülkeye zarar vermeye çalışanlar, ölüm burnunuzun ucunda. Ne zaman, nerede geleceği belli değil. Şair diyor ki, insan öleceğin bildiği halde dünyaya edilen rağbete hayret diyor. Şu sözün güzelliğine bakıyor musun? Herkes öleceğini biliyor ama dünyaya rağbet ediyor. Rağbeti de geçtim, komşusunu, kardeşini falan öldürüyor. Evet. Hele şu çocuk istismarcıları. Ya biraz kendinize gelin arkadaş ya. Allah'tan korkun ya. Biraz kendinize gelin ya. Şimdi derebeylerinden bir tanesi efendim derebeylerimizden kimdi onun ismini de söyleyeyim. Çapanoğlu. Yozgat'ta Çapanoğlu yiğit, mert, delikanlı, eşkıya ama hakkı savunuyor. Köroğlu da öyle. Hiç unutabiliyor muyuz Köroğlu'nun yaptıklarını? Yok. Şimdi bir gün bakmış ki zayıf bir eşek var kapının önünde. Demiş ki bu eşeğin sahibini bulun getirin bana demiş. Çapanoğlu. Gitmişler eşeğin sahibini getirmişler. Bakmış ki eşeğin sahibi kravatlı, her şeyi yerinde, malı mülkü. Lan bu eşeğe niye bakmıyorsun demiş. Demiş ki efendim o hasta demiş. Niye demiş bakmıyorsun oğlum? Niye bunu bak götüreceksin bunu? Şu an sana 2 ay mühlet veriyorum. Bu eşeği tertemiz yapıp geri getireceksin. Ben de göreceğim onun nasıl olduğunu demiş. Ama göndermeden de 2 tane patlatmış böyle suratına. Bak bu ikinci tokat böyle olmaz. Seni yapıştırırım yere demiş. Eşeğe götürmüş adam korkusundan. Öyle bakmış ki tam 2 ay sonra huzura getirmiş eşeğe. Eşek zıpkın gibi. Tepik şey yapıyor, anırıyor, bilmem ne yapıyor. Aferin diyor. Ufak bir kese de altın veriyor. Hadi seni teşekkür ederim lafımı kırmayıp bu eşeğe baktığın için deyince eşek anırıyor. Eşeğe dalmış giderken adam şöyle arkasına bakıyor ki biraz Çapanoğlu'ndan uzaklaşmış. Anır anır diyor arkanı Çapanoğlu'na dayadın nasıl olsun diyor. Öyle. Güzel bir fıkra bu. Hoşuma gittiği için
Şimdi şeyi söyleyecektim. Yani bir türkünüzde de öyle bir ifade var. Ne diyordu? Bizim orada kırıtarak yürüyene bir şey diyorlar diyorsunuz. Evet. Şimdi bu dönemde biraz da bunlar artmaya başladı galiba. Yani bunlar bayağı da bir artmaya mı başladı? Yoksa bizim çok görüyoruz. Bunlar yasal korumaya da alınıyor sanki. Yani bunlar konusunda yorumunuz ne? Ya şimdi aslında söylenecek çok söz var da o konulara hiç girmiyorum. Çünkü benim komşularımda da var. Görüyorum, bakıyorum. Allah neylerse güzel eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyor ya İbrahim Hakkı Hazretleri. Kimseyi küçümsemeyelim. Halbuki, torunlarımız var, çocuklarımız var. Evet. Orada diyor, ben zaten türkülere bunların hepsini döküyorum. Kırıtarak yürüyene, topunu sürüyene, bu bizim noş diyorlar diye bir türkü var ya benim, meşhur. Söylüyoruz ama aslında kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum. Ya böyle çok yapıcı bakıyorum her şeye. Böyle hümanist bir yaklaşımla herkesi kucaklamak istiyorum. Dede Korkut yolunda. Şimdi Dede Korkut herkesi kucaklamış. Vatan haini hariç ben herkesi kucaklıyorum. Çok seviyorum ben insanlarımızı. Çünkü insan ilimdir. Aşık Feymani Üstadımız yazmıştı bu dörtlüğü. Diyor ki insan ilimdir. İlim bilimdir. İlimli insan aklı selimdir. Dünya zerredir, zerre küredir. İnsanlar cemal, cemalsa kemal. İlim bal tadı, sen de bir dem al. Bizim memleketi ne kurtarır biliyor musun? Şu an içinde bulunduğumuz sıkıntıları ne kurtarır biliyor musun? Sadakat, sadakat kurtarır, sadakat. Bir de Somuncu Baba diye bir evliyamız var, duyar mısın ismini? Malatya'da değil mi? Yok, şeyde, daha Malatya'dan önce gelmiş, Aksaray'da mezarı filan. Somuncu Baba'nın somunu gerek, bereketli çünkü. Ben öyle içimden geldi, Somuncu Baba'ya bir şiir yazdım biliyor musun? Onu buradan okuyalım mı? Okuyalım. Okuyalım. Dur şurada bulabilirsem. Evet. Önemli bir gönül sultanı. Evet. Şimdi kahvaltılara bir bakalım. Kahvaltılarda israf haram diye bir şey var ya. Vay efendim, Van kahvaltısıymış. Kaç çeşit? 150 çeşit. Ya yapmayın, kurbanınız olayım. Yani Van kahvaltısı yapanlar bizi de davet edin, gelir yeriz, o ayrı bir olay da. Ya çok koyuyorsunuz kardeşim. Her birinden şu kadarcık alsan şu vaziyete bak. Zaten kilo alıyoruz. Yapıyor musunuz Van kahvaltısı? Ara sıra davet ediyorlar. Maşallah. Ara sıra davet ediyorlar, gidiyoruz. Ama hakikaten Van'ın da kahvaltısı... Yani Van'ın kahvaltısının hiç değeri bir şey yok da. Yalnız açlar var, garipler var, kimsesizler var. Şu çöp bidonlarına atılan atıklar, ekmekler, yemekler. Ya yanıyorum, yanıyorum. Dar günde hedefe varılmak için Somuncu Baba'nın somunu gerek. Fakir fukarayı doyurmak için Somuncu Baba'nın somunu gerek. Çünkü adam bir somun hediye ediyor. Evin hepsi yiyor, yine de artıyor. Misafirler yiyor, yine artıyor. Orada gizlidir bolluk bereket, helal lokma kula verir hareket. Gör o zaman kurtulacak memleket, Somuncu Baba'nın somunu gerek. Liyakat oradadır, adalet orada, saygı hürmet orada, sadakat orada. Hataya düşersen nedamet orada, Somuncu Baba'nın somunu gerek. Yalansız, riyasız önderlik için, kanaat ehli olup şükretmek için, kurtuluş yolunda zikretmek için Somuncu Baba'nın somunu gerek. Aksi halde işi zor bu milletin, vicdan merhameti dar bu milletin, gözüne gözükür var bu milletin, Somuncu Baba'nın somunu gerek. Saltanat insana bela getirir, kanaat olmazsa hepsini yitirir. İnanmak, güvenmek işi bitirir, Somuncu Baba'nın somunu gerek. Şiirin içinde her şeyi anlatıyor zaten ya. Küfrün deryasında azmamak için, Şahballı sabreder kızmamak için,
İsraf denizinde yüzmemek için somuncu babanın somunu gerek. Kanaat gerek. Başka türlü olmaz. Sevgili kardeşim, sevgili canım. Burada kanaat çok önemli aslında, biliyor musun? Evet. Evet, evet. Şimdi sırada neyimiz var? Evet, ben de onu soracağım. Evet. Şimdi Ankara'nın Seymeni, Elazığ'ın Gakkoş'u, Erzurum'un Dadaş'ı, Kahramanmaraş'ın Edesi, Gaziantep'in Şahinbey'i, Ege'nin Efes'i, Karadeniz'in Uşağı, Sivas'ın Yiğidoğusu, Trakya'nın Agası, Güneydoğu'nun Kekosu. Hepsini saygıyla selamlıyorum buradan. Doğu, güneş, doğu üstümüze diyelim. Doğu, güneş, doğu üstümüze. Yani vatanımın üzerine güneş doğsun artık diyorum. Hadi bakalım. Telgrafın tellerinde seher vakti kuşlar öter. Telgrafın tellerinde buram buram yeller eser. Anadolu ellerinde. Derdimiz var dizi dizi, yaz doldurdu kalbimizi. Karanlıkta koyma bizi, doğu güneş doğu üstümüze. Hey. Derdimiz var dizi dizi, yaz doldurdu kalbimizi. Karanlıkta koyma bizi, doğu güneş doğu üstümüze. Akıtan gözlerin sevda vardır yollarında. Hey. Şafakla olsun kararın, umut versin yarınların. Bitmedi karanlıkların, doğu güneş doğu. Çocuklar gülecek, gözlerim açık gidecek. Doğu güneş doğu üstümüze. Hey. Derdimiz var dizi dizi, yaz doldurduk kalbimizi. Karanlıkta koyma bizi, doğu güneş doğu üstümüze. Derdimiz var dizi dizi, yas doldurduk kalbimizi. İnşallah. Karanlıkta koyma bizi, doğu güneş,
Doğu üstümüze diyorum kardeşim. Daha güzel günler gelecek mi üstad? Yoksa daha mı kötüye gidiyoruz? Bence umutsuz insan insan değildir. Çünkü kainatın sahibi insanı överek yaratmış. Biz umutsuz olmamalıyız. Bizi Şahballı bir türküsünde diyor ki, dillerine kurbanım vatan millet diyenin, yarınlar Türkiye'nin, yarınlar Türkiye'nin, dalgalansın bayrağım göklerinde ülkemin, yarınlar Türkiye'nin, yarınlar Türkiye'nin, yarınlar Türkiye'nin olacak inşallah. İnşallah. Onun için ben umutsuz değilim güzel kardeşim. Şimdi herkese türkü söyledik. Buradan bu mübarek bayram gününde cezaevlerindeki kader mahkumlarına da bir gönderi yapalım mı? Onları da unutmayalım tabii. Unutmayalım. Çünkü insan, insan. Herkes, dışarıdakilerin hepsi hiç ben dışarıdayım diye böbürlenmesin. Bir anda bir kaza yaparsın, trafik kazası. Birini öldürürsün, gidersin içeriye. Bir anda nereden ne olduğunu bilemezsin. Ama her şey haktan planlı. Bizim şu anda seninle burada sohbet etmemizi ta geçmişe Elestü Bezmine kadar götür. Ervah-ı Bidayet'e kadar götür. Bizim bilgisayar sistemimizde şu anda, şu dakikada, şu saniyede burada oluşumuz Allah'ın emridir ve takdiridir. Yoksa bir iş bir işe bahane olur, seninle bir araya gelemeyiz. Evet. Öyle değil mi? Nasip tabii. Şimdi Azrail gitmiş uçağın üstünde. Pilota demiş ki, pilot demiş, senin vaktin doldu, ben Azrail'im. Canını alacağım demiş. Şöyle bir irkilmiş pilot. Ya Azrail Efendi demiş, içeride yaşlı insanlar var, çocuklar var, kadınlar var. Bir sürü 280 kişi var uçağın içinde. Uçağın lastiklerini yere değdireyim, ondan sonra al canımı demiş. Tamam, boynum kıldan ince. Azrail gülerek demiş ki, ben o 280 kişiyi bir araya toplayana kadar alnımın damarı çatladı demiş. Uğraştım demiş. Onun hesabı. Şimdi her şey haktan planlı. Ve burada o güneşten sonra şu mahkumlarımıza, benim kızım Nurgül'ün yazdığı bir eser bu. Ben içeriye düştüğümde işte o zaman babamız diye bir şiir yazmış, babamız diye. Öyle mi? Evet. Bir Nurgül'e de selam olsun buradan. Evet, Nurgül kızımıza, çocuklarımızın hepsine selam olsun. Bütün çocuklarımıza, yeryüzünde ne kadar çocuk varsa onların hepsi melektir çünkü. Evet. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Eski bir mendilin kalmış köşede, kopladık ağladık babamız diye. Bizler ağlarken eller neşede, sakladık ağladık babamız diye. Oy oy oy, sakladık ağladık babamız diye. Oy 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 oy.
bizimle gözyaşı dökük. Ceketi yırtılmış, postalı sökük. Gözlerimiz yolda, boynumuz bükük. Bekledik, ağladık babamız diye. Bekledik, ağladık babamız diye. Oy 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 oy. Şahballıyım, dost sandığım el oldu. Kerem yandı, aslı için kül oldu. Annemizin gözyaşları sel oldu. Yokladık, ağladık babamız diye. Oy oy oy. Yokladık, ağladık babamız diye. Oy 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 oy. Eyvallah. Yokladık, ağladık babamız diye, güzel yazmış. Benim çocuklar, şimdi aile yapısı çok önemli. Benim şimdi bir oğlan, 4 kız var. Biz birbirimizin böyle günde 2-3 defa birbirimizi aramadan duramayız. O sevgi yumağını ben aşıladım çocuklarıma. Yani bütün ailelerin çocuklarıyla irtibatta olması lazım. Başka türlü olmaz. Benim büyük oğlan da çok güzel çalıp okuyor. Çok güzel eserleri var. O da ozanlık yapıyor. Ballozan onun ismi de. Yalnız o uzaklarda tabii, İzmir'de. İzmir'de kalıyor. Onun için çocuklarımın hepsine buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Eşim şu anda Almanya'da. Orada evimiz var. Kayınbiraderin çocuklarıyla ilgili gitti. Onu da buradan selamlıyorum. Çünkü daha bayramda dönemeyecek. Evet. Evet. Şimdi izleyicilerimiz, ozan adayları şunu düşünüyordur belki. Hı-hı. Saza meraklı olanlar, sözü meraklı olanlar, ya üstad nasıl başladı bu işe, bizde de tavsiye eder mi, bizde başarabilir miyiz diye düşünenler vardır. Ya şimdi bu iş kolay değil ya, kolay bir iş değil bu iş. Bu saz çalıp türkü söyleme, şiir yazma olayı, bu Allah'ın bir vergisidir. Cenab-ı Allah'ın kuluna vergisidir. Vahi sistemi, ilahi sistem, yani böyle. Allah yolda giderken mesela bir ayak geliyor aklına. Şahballı alıyor sazını orada efendim. Şiirlerini, türkülerini yazıyor, söylüyor. Bütün ozanlarımız da böyle. Yol gösterelim, ayaklı, kafiyeli, uyaklı şiirler yazsınlar. Cinaslı şiirler kullansınlar. Bilmiyorlarsa öğrensinler. Bilenler var, çok büyük ustalar var Türkiye'de. Ben mesela birçok gencin elinden tuttum bu konuda. Çoğunu yetiştirdim. Allah'ın keremine bin şükür. Helali hoş olsun hakkım. Ben mesela şu an 50'nin üzerinde ozana şiir yazarlar. Hocam şunları bir kontrol ettirdiler. Ben alırım baştan sona şiirlerini okurum, düzeltirim. Söz müzik onun adına gönderirim. Elimde kalmaz ki. Yani bugün varız, yarın yoğuz. Onlar da buradan bir ekmek yiyorsa yes. Ozanlık geleneği sürüyor mu sizce? Yani bitiyor mu? Sürüyor. Yok yok. Mümkün değil bitmesi. Hiç mümkün değil. Niye biliyor musun? Ayakları yalın, karınları şiş, fakir fukara çocukları olduğu müddetçe ozan bitmez. Ozanlar, hiç zengin çocuğundan bir ozan gördün mü sen? Yok. Niye olmuyorlar? Olma ihtiyacı yok. Dertleri mi yok diyorsun? Ya şimdi bak. Bu iş dert işi galiba biraz. Dert işi.
Şimdi mesela ya benzetmiş olmayalım çünkü alınırlar, vazgeçtim. Ozanlarımız çok dertli. Ozanları bir özellikle Türkiye'deki yaşayan halk ozanlarının hepsini seviyorum. Bütün iyisi de var, kötüsü de var aralarında. Birbirini çekemeyenler de var. Ama ben hepsinin ağabeyiyim. Onların hepsini seviyorum. Bağrıma basıyorum hepsini. Hastaları ziyaret ediyorum. Mesela yeni Hacı Karakılçık, Aşık Feymani üstadlarımı Kozan konserimden sonra gittim, ziyaret ettim evlerinde. Çekimlerini yaptım. TRT Türkü'de program yapıyoruz biz. Nurgül Hanım TRT Türkü'de program yapıyor. Ozanları çekiyorum. Tanıtımını yapıyorum. Elimden geldiği kadar yardıma muhtaçlara cebimdeki harçlığımı paylaşıyorum. Muhtaç. Halkın alakası nasıl? Halkın alakası Anadolu'da, köylerde güzel. Ama şehirlerde ozanlara karşı ben buradan devlet büyüklerime sesleneyim. Ya belediye başkanlarım, şimdi sanatçılarımızı çağırıyorsunuz. Rüyasında görmediği paralar veriyorsunuz onlara. Yani evlerine ekmek getirmek için 3-4 tane de ozanımızı çağırıp, 2'şer 3'er bin lira da onlara verip, bir hoş geldin desinler sazlarıyla, bir efendime söyleyeyim atışma yapsınlar. Onları da öyle mutlu edelim. Ben belediye başkanlarımın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rica ediyorum bunu sizden. Ozanlarımıza sahip çıksınlar. Peki bu Z kuşağı diyorlar ya, yeni nesil. Yani bu nesille iletişiminiz, irtibatınız nasıl? İrtibat kurabiliyor musunuz? Vallahi ben... Sizi anlıyorlar mı? Ben şimdi bazılarına kızdım, bir eser yaptım ben. Adam sandım, fos çıktı, vıttırı vızlık adamlar diye. O Z kuşağı dediğin grup 7 yaşından 25 yaş arası 43 milyon tıklama yaptılar. Ve oradan da tabii bize para geliyor. O tıklamalar boş geçmiyor. Bizi gerçi kötü yola düşürdüler de orada. Ama yine de oradan yazdığımız eser çok tuttu. Z kuşağı yola gelmeyecek gibi değil. Bizim Türk çocukları akıllı insanlardır. Ne kadar da küçümsesek, işte yoldan çıkmış gözüyle baksak, inanın güzel bir öğretmene ihtiyaç var. Öğretmenlerimiz onları yola getirir diye düşünüyorum. Okullarda da aslında, değil mi? Yani bu şu enstrümanın, sazın, bağlamanın okullara girmesi aslında gerekiyor. Kesinlikle. Yani bizim kültürümüzü, özellikle müzik derslerinde, musiki derslerinde... Evet. Yer alması gerekiyor. Belki Hilmi Şahballı gibi isimlerine gidip okullarda gözükmesi gerekiyor. Ders vermesi. Evet, evet. Şimdi bilmiyorum, bizi Milli Eğitim Bakanımız izliyorsa, ben okullarda ders niteliğinde güçlüyüm yani o konuda. Köksal Toptan döneminde çünkü en az birçok okullara gidip çocuklarla sohbet ettim. Yani çocuklarımıza bu enstrümanımızı sevdirmemiz, saydırmamız lazım diyorum. Canlı bir şey yapalım mı? Vallahi iyi olur. Hı-hı. Bir deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Senin de çok sevdiğin, çok istek alan bir eser bu. Okuyalım peki. Karlı dağların ardından yara doğru yürüyorum. Yunus'un feyiz aldığı yere doğru.
yürüyorum hey. Yunus'un feyiz aldığı yere doğru yürüyorum hey. Gah atlıyım, gah yayayım, hangi derdime yanayım. Bu alemde bir rüyayım, sıra doğru yürüyorum hey. Ben bu alemde rüyayım, sıra doğru yürüyorum hey. Geçecek dünya fani, ölüm gerçek. Kula şefaat edecek, ere doğru yürüyorum hey. Kula şefaat edecek, ere doğru yürüyorum hey. Bırakmayın şu dağların eteklerini de bir dinleyelim ya. Evet. Eteklerinde, dağların eteklerinde, önünden dere akardı, yönüye mi acaba akardı, dağların eteklerinde, dağların eteklerinde. Dağların eteklerinde, dağların eteklerinde. Oradadır hayır severler, saygı sevgi gelenekler. Kaybettiğimiz değerler dağların eteklerinde. Dağların eteklerinde, dağların eteklerinde.
kamışın havlaması, kuyruğunu sallaması, kuyruğunu sallaması. Sanki bir sevda türküsü, kuzuları otlatması, dağların eteklerinde, dağların eteklerinde, dağların eteklerinde, dağların eteklerinde. Oradadır hayır severler, saygı sevgi gelenekler. Kaybettiğimiz değerler dağların eteklerinde, dağların eteklerinde, dağların eteklerinde. Şahballı inletir sazın, dostlar vasiyetim yazın. Bir mezarda bana kazın, dağların eteklerinde, dağların eteklerinde, dağların eteklerinde. Abi harikasın ya. Vallahi kırmadığın için var ya, süper ya. Allah razı olsun. Canım benim, sağ olasın. Sağ olasın. Ben bu kaseti 97'de aldım. Yani bu muhteşem bir eser. Ya hatta yaylada falan hep bu şeyinizi dinledim. Evet, şeyde tabii kurt yavrularına akıl veriyormuş. Diyormuş ki yavrum şu çoban var ya, onun tüfeği var, vurur. Aman gözünüzü seveyim, ondan uzak durun. Yalnız o güttüğü koyunlar, kuzular var ya, onlar müthiş, eti çok tatlı yavrum diyormuş çocuklarına. O arada kurt köpeğe, çoban köpeğe kuyruk sallayarak yanlarına geliyor. Aa baba bak bak, bize benziyor, kuyruk sallıyor falan diyor kurt çoban köpeğine. Hemen kurt böyle kaşlarını çatıyor, diyor ki aman yavrum. O bize benzeyip de kuyruk sallayan gelen köpek var ya, esas tehlike o diyor. Bize benzeyip de bizi sırtımızdan vuran odur diyor. Aman dikkat edin diyor. Çünkü Türk toplumu içerisinde bize benzeyip de bizi sırtımızdan vurmak isteyen o kadar hain var ki, nasıl altından kalkacağız bilmiyorum bunların. Cenab-ı Allah yardım etsin Türk milletine diyorum. Başka bir gerçekten dedim. Birincisi tabii işte bu bayramlar aslında bu birlik beraberlik için, değil mi? Evet. Bulunmaz bir fırsat aslında. Yani kesinlikle. Sıla-i rahimi, akrabaya ziyareti güçlendirmek. Farklılıkları değil, ortak noktaları öne çıkarmak. Kesinlikle. Yani şimdi tabii sevgili izleyenler, biz Hilmi Şahballı'yla yeni tanışmıyoruz. Bakın 25 yıl oldu benim bir. Tam 25 yıl. Tam 25 yıl. Evet, orada 97. Gördüm. 1997, evet. Hilmi Şahballı'yla gazeteciliğe yeni başlamış bir Muharrem Coşkun olarak 25 yıl önce röportaj yapmıştım. Dolayısıyla hani belki bazı izleyicilerimiz yani konuşurken bazı ifadelerden ya ilk defa tanışıyorlar gibi ya da eskiden mi tanışıyorlardı gibi bir şeye kapılırlar düşüncesiyle o fotoğrafı paylaşmak istedim. 1997'ye ait, o zaman Okuluma Almayın Beyler albümünüzü çıkardığınız zaman o da çok güzeldi. Çünkü 28 Şubatçılara tokat gibi bir kasetti o. Ya işte. Nerede zaten zor şeyler varsa hepsini yaptım ben. Hiç gözümü kırpmadan. Hiç gözümü kırpmadan. Ben inandığım şeyin arkasında dururum. Bir de o dönemde herkes konuşamıyordu. Yani siz eser kaset yaptınız ya. Evet evet. O çalışmayı yaptığım firma bile korkusundan nasıl edeceğiz diye tir tir titrerken ben geçtim stüdyoda aslanlar gibi okudum. Şöyle diyelim, hiçbir kuvvet, hiçbir güç bizleri bölmemeli. İnsanlar ölebilir fakat insanlık ölmemeli. Yani bunu yapmalıyız, mutlaka yapmalıyız sevgili milletim. İnsanları yaşat ki devletimiz yaşasın. İncin sen de incitme. Hem beysin hem paşasın.
Bulunca ikram eyle, bulmayınca şükreyle. Rızkı veren Allah'tır, yeter ki sen sabreyle. Güzellikte, güzeldeki edeptir, güzel ahlak adaptır. Güzel edepli ise sevilmeye sebeptir. Bunları tabii inceleyip sık dokuyarak yazdığım şiirler bunlar. Aslan acından ölse köpek artığı yemez. Asaletli bir insan yiğit sırrını demez. Kin nefretle uğraşan nefsine yenik düşer. Şeytan ile dost olan kendi kuyusun deşer. O yalnız şeytanla uğraşıyor, bana bir şey olmaz zannediyor ama hiç, herkesin hesabı var, Yaradan'ın da hesabı var. Bunu böyle bilmemiz lazım. Kesinlikle. Evet üstadım, yani programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Çok teveccüh gören eserlerinizden biri de Kızılırmak. Yani Kızılırmak'ın kısa da olsa hikayesi ve kendisini evet, istirham etmek istiyorum. Kızılırmak türküsünü gurbette yaptım. Vatan diye diye vatansız olduğumuz günlerde gurbette anamın babamın vefat ettiğini öğrendim. Ve Ren Nehri'nin kenarında Kızılırmak, Yeşilırmak. Sen neredesin, ben neredeyim? Gurbetteyken. Gurbetteyken yazdığım bir şiir. Güzel bir türkü. Bunu Türk milletine armağan edelim. Ve programımızın son eseri olsun. Eyvallah. Evet. Harabeyi kırk duvarlar, harabeyi
Evet. Eyvallah, ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Valla ben sürenin nasıl geçtiğini bilmiyorum bu bayram akşamı. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. İzleyicilerimizin de kapatmam gerekiyor. Bir mesaj var mı efendim? Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah yücel milletimizi devamlı yüceltsin, var etsin. Elemden, kederden uzak tutsun. Amin. Bu güzel temenniyle programımızı sonlandıralım. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, evet, bu akşam, bu bayram akşamında ozanımız Hilmi Şahballı bizlerle birlikteydi. Sürçülisan ettikse affola, hepinizin bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu arada bizden sonra Sinema Aynel Yakin var, onu da tavsiye ediyorum. Haftaya yeni bir Kırmızı Masa'da buluşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık.